Öyle sanıyoruz ki bu çubuğun mucizevi becerileri var. Öyle bir çubuk ki bu, gece yatmadan önce içersen rahatlatıp uyutur, sabah kalkınca içersen enerjini arttırıp uyandırır, kilo kontrolüne yardım eder, bağırsak fonksiyonlarını düzenler, rahatlatır, strese iyi gelir, sıkıntını arkadaş, düşüncene yoldaş, konsantrasyon arttırır ama kutusu da 35 liradır. Yani kaç paraya ne aldığını sanıyorsun? Verdiğin paraya bak, aldığın hizmete bak. Sigara bunların hiçbirini yapmaz. Bunlar palavradır, bunlar beyin yıkamıdır, bunlar yanlış inançtır, bunlar sigara firmalarının kandırmalarıdır. Sigaranın böyle becerileri yoktur. İnsan sigara içtiği için rahatlamaz, sigara içicisi olduğu sürece rahatsız yaşar. Sigaranın böyle her derde deva, her anı taçlandırır, becerileri yoktur. Her biri bir kandırmaca, palavra, beyin yıkamadır. Psikolojik bağımlılık da budur zaten. Ben onlara sigara içmeden, sigara içtikleri hayatta aldıkları keyiften daha çok keyif almayı öğretebilirim. Aşağı yukarı 15-16 sene, yıllarca, günde 1-1,5 paket maalesef sigara içtim. Defalarca bırakıp başladım. Her seferinde daha güçlü geri dönüyorum. Yani bırakıyorum, bıraktığımdan daha severek sanki dönüyorum bir yandan. Gece yatmadan önce içiyorum, sabah kalkıp içiyorum. Yani alkol alıyorum, uzun günler 2-2,5 pakete çıkıyor. Ve sigarama karışanlara da kalplerini kıracak tepki veriyorum. Diyorum ki karışma, bir tane hayatımız var. Ben sana karışıyor muyum? Tek keyfim bu. Her içicinin sandığı şey bunlar. Yani gece bırakıyorum, sabah başlıyorum, yazın bırakıyorum, kışın başlıyorum. Devamlı böyle bir bırakma başlama süreci. En sonunda 2003 yılı iki eğitmen Alman arkadaşımızdan duyduk. Alan Carr diye bir yöntem. Kitabını okuduk, sigarayı bıraktık diye. Biz de o zaman yine içiyoruz ve hani bir insan sigarayı kitapla nasıl bırakır hiç de gerçekçi gelmiyor bize. Araştırınca bunun semineri olduğunu da öğrendik. Ve 2003 Ekim-Kasım gibi İngiltere'de ne anlatıyorlar da insanlar bir daha içmiyor diye merak ederek bir seminere katıldım. Londra'daydı seminer. Çıktım, bir daha hiç içmedim. Yani içmedim. 5,5 saat sürdü. Ne oldu bilmiyorum ama çıktım içmiyorum ve diğerlerin bırakmalarımdan çok farklı. Aklıma geliyor, canım istemiyor. Böyle bir keyfim yerinde, içmemek iyi geliyor. Eskiden öyle değildi. Eskiden içmediğim zaman böyle iftarı gelmeyen oruçlu gibi devamlı gözüm saatte yaşıyorum. Bu sefer tam tersi. İnanılmaz keyifliyim, rahatım. Nasıl oldu bilmiyorum. Neyse, o zaman eşim İknur da Berlin'de bir Alan Carr semineriyle bıraktı. Sonra biz bunu Türkiye'deki bütün içenlere anlatmak istedik. Zaten işimiz eğitimcilikti. Bu eğitimi herkese anlatmak istedik. Bir seneye yakın bir eğitim süreci var. Onu tamamladık. 2004 kurduk. 2023'teyiz. İşte 18-19 sene. On binlerce insanla çalışma şansımız oldu. Yani her yaştan, her meslekten insanla çalıştık galiba. Bu bulunduğumuz salonda da yıllardır çok seminer yaptık. Türkiye'nin her yerine gittik neredeyse. Türkiye'nin galiba bütün büyük kurumlarıyla çalışma fırsatımız oldu. Proje projeyi getirdi vesaire. Bugün itibariyle artık milyonlarca izlenmiş videolarımız, on binlerce seminer katılımcımız, kitaplar vesaire derken hayatımız buna adanmış oldu. Son 19 senedir neredeyse gecemiz gündüzümüz içenlere yardım etmekle geçiyor. Yani hikayemiz kısaca böyle başladı. Biz ona mutlu içmeyen diyoruz. Genelde insan kendi kendine bırakınca mutsuz içmeyen oluyor. Ne demek mutsuz içmeyen? Aynen o demin söylediğim gibi zaman geçmiyor. İçeni kıskanıyorum, yas tutar haldeyim, aklımdan çıkmıyor. Bir taneden bir şey olmaz düşüncesiyle yaşıyorum devamlı. Böyle bir hep yokuş yukarı yürür halde nefes nefese kalıyor insanlar irade gücüyle bırakınca. Bu yöntemin en güçlü tarafı sigaradaki asıl sorun olan bu psikolojik bağımlılığı bitirir. Ve psikolojik bağımlılık bittiği için bıraktıktan sonra bu yas tutma, mutsuzluk, saç baş yolma, hiç bu haller yaşanmaz. Böyle mutlu içmeyen denir buna, biz öyle deriz. Mutlu içmeyen olur. İçmiyorum ama mutluyum. Yani içmiyorum ama bununla çok barışığım. İçmiyorum ama iyi hissediyorum. Hani beni görenler sigarayı bıraktığıma inanmıyor. Çünkü sigarayı bırakan insan görünce kaldırım değiştiririz. Eyvah bu bana patlar şimdi diye. Böyle adrenalin bombası gibi gezer bırakanlar. Bunun tam tersi oluyor. En güçlü tarafı bu. İnsanlar yas tutmuyorlar, eksiklik duygusu yaşamıyorlar.
mutsuz olmuyorlar. En kıymetlisi bence bu. Türkiye'de tanıdık simalar var. Mesela ilk aklıma rahmetli Mehtap Ar geldi. Benim bir seminerime katıldı. Ama Müjde Ar istemiş bırakmasını çok. Çok isteksiz geldi Mehtap Hanım. Hatta çok net gözümün önünde hatırlıyorum. Seminer başladı. Seminerin ilk 1-2 saati hiç kafasını bile kaldırmadı. Yüzüme bile bakmıyordu. Çok ilgisiz, çok isteksizdi. Seminer ilerledikçe açılmaya başladı. Çünkü fark etti ki zararlarını konuşmuyoruz. Anlamsız böyle fotoğraflar göstermiyoruz. Ve ilgisini çektikçe açılarak dinledi. Sonunda sarılıp öpüşerek ayrıldık. Harika bir şey oldu, kurtuldu gitti. Ve sonra yaşadığı ömrü boyunca hep tanıdığı içenleri bana buraya gönderdi. Rahmetli. Onun dışında Anthony Hopkins dediğin gibi İngiltere'de Alan Carr'la birebir bir seminerle bıraktı. Ve çok güzel bir benzetmesi var. Diyor ki, sigara böyle kafamın içinde bir labirentte kaybolmuş gibiydim. Çıkamıyordum. Alan Carr sanki tuttu elimden, adım adım beni labirentin dışına çıkarttı. Anında kurtuldum, çok kolay oldu diye. Çok kötü bir triyakiydi Anthony Hopkins ve Alan Carr'la kurtulmuş. O da tanıdık simalardan bir tanesi. Yani dünyada da çok var böyle. Dolce Gabbana var. Ünlü Dire Straits grubunun solisti Mark Knopfler var. Ashton Kutcher var. Yani çok insan var dünyada da. Alan Carr'la tanıdık bırakmış simalar. Hepsinin ortak özelliği şu. Kafada bitirmek gerektiğini bilenler bu yönteme geliyorlar. Yani anladığımız zaman bu iş burada biter ama ben bitiremiyorum. Bu işi burada nasıl bitireceğini öğrenmek için insanlar geliyorlar sonunda. Genelde o yüzden hep böyle son durak gibi olur Alan Carr. Önce şu makineyi bir deneyeyim. Önce şu bir ilacı bir içeyim. Bu ilaç beni inşallah kurtarır. O ilacın altında da şu yatar. Ben bir şey yapmayayım. Bu ilaç bana bir şey yapsın, sorunumu çözsün. Böyle bir ütopik beklenti olur. Onu dener, bunu dener. Son durak genelde gelirler ve geldikleri zaman da şöyle derler. Ben her şeyi denedim. Benim işim çok zor. Bana bıraktıramazsınız. Böyle gelirler genelde. Ama buradan çıktıklarında da Mehtap Hanım gibi olurlar genelde. Ne oldu bilmiyorum. Ne anlattı bilmiyorum. Ama içmiyorum diye. Yıllardır, 19 senedir buna binlerce kere şahit oldum. Yani başarı oranı, telaffuzu içicilere pek bir şey ifade etmez aslında. Ama şunu bilsinler, kendi kendilerine bırakmadaki başarı şansı, başarı oranı %2,5-3 araştırmalara göre. Yani 100 insanın 97'si bir ay içinde maalesef geri dönüyor. O yüzden bu soruya cevap şu olsun, kendi kendimize yapma şansımız çok düşük maalesef. Çünkü çok güçlü bir psikolojik bağımlılık, desteğe ihtiyacımız var. Nasıl ki dişim çürürse kendim çekmiyorum. Nasıl kolum kırılırsa alçıya kendimi almıyorum. Bu psikolojik bağımlılığı da kendi kendime çözemiyorum. O yüzden kaybedecek hiçbir şeyleri yok, kesin destek almalarını tavsiye ederim. Çünkü bu kendi kendine deneme yanılmalar insana yıllar kaybettirir. Çok zaman kaybettirir, çok özgüven kırar. O Anthony Hopkins'in bahsettiği labirentin içinde çok çıkmaz sokaklara girerler. Aa, burası da çıkmaz sokak. Bir sonraki denemem 2 sene sonra. Aa, bu da çıkmaz sokak. Yıllar geçer, özgüven kırılır. O yüzden kendi kendine yapmak genelde Çin işkencesi gibidir. Ya şöyle, insanlar sigarayı sevdiği için içtiğini sanır. Sanır ki seviyorum, o yüzden içiyorum. Hayır, sevdiğin için içmiyorsun. Bırakmaktan korktuğun için içiyorsun. İnsan sevdiği için içmez, içmemekten korktuğu için içmeye devam etmek zorunda kalır. Bazıları da der ki, aslında ben sigarayı sevmiyorum ama içmeyi seviyorum. Bu şuna benzer, ben balık tutmayı sevmiyorum ama balık yemeyi seviyorum. Böyle çok anlamsız düşüncelere götürür bizi bu bağımlılık. Ertelemek bizim için böyle 50 katlı bir gökdelenin aşağıya atlayıp tepesinden, son sürat aşağı çakılırken, ben daha 33. kattayım, bana bir şey olmaz demeye benzer. Gittiğin yön belli. 33. kattasın, 17. kattasın, önemli değil, aşağı gidiyorsun. O yüzden şunu fark etmesi lazım her içicinin. Sigara içmeye devam etmek kişisel bir tercih değildir. Ne demek o? İçici olmak istediğim için içmiyorum. İçmek istediğim için içmiyorum. İçmeyi sevdiğim için de içmiyorum. İçmemeyi beceremediğim için içmeye devam etmek zorunda kalıyorum. Dolayısıyla bu madde bağımlılığından bir an önce kurtulmaları gerek ve
Ya ben bırakmayı istiyorum demek de yetmez bu arada, onu da belirtelim. İstemek hiçbir şey ifade etmez. Her insan bir sürü şey ister. İstediğimiz şeyler olmuyor, yaptığımız şeyler oluyor. Bir şeyi istiyorsam ama yapmıyorsam istemiyorum demektir. Ben çok istiyorum. 30 senedir bunu söyleyebilirsin kendine. Çok istiyorum bırakmayı diyerek 10 sene erken ölür insanlar son nefesine kadar içtikleri için. Hayat bizim ne istediğimizle ilgilenmez, ne yaptığımızla ilgilenir. Ödül istemekte değildir, ödül yapmaktadır. Eğer istiyorsan ama yapmıyorsan bunun hiçbir ödülü yok. Ya da bazen çok deniyorum derler. Ben çok denedim olmadı. Denemek şöyle bir şey. Ne yapıyorum ne yapmıyorum ikisinin ortası. Denemek burası. Yapıyorum, yapmıyorum, denemek. Yani deneyen bir insan yapmıyor değil ama yapıyor da değil. O yüzden denemek diye bir şey yoktur. Yapmayı öğrenmek gerekir. Öyle sanıyoruz ki bu çubuğun mucizevi becerileri var. Öyle bir çubuk ki bu, gece yatmadan önce içersen rahatlatıp uyutur, sabah kalkınca içersen enerjini arttırıp uyandırır, kilo kontrolüne yardım eder, bağırsak fonksiyonlarını düzenler, rahatlatır, strese iyi gelir, sıkıntına arkadaş, düşüncene yoldaş, konsantrasyon arttırır ama kutusu da 35 liradır. Yani kaç paraya ne aldığını sanıyorsun? Verdiğin paraya bak, aldığın hizmete bak. Sigara bunların hiçbirini yapmaz. Bunlar palavradır, bunlar beyin yıkamadır, bunlar yanlış inançtır, bunlar sigara firmalarının kandırmalarıdır. Sigaranın böyle becerileri yoktur. İnsan sigara içtiği için rahatlamaz, sigara içicisi olduğu sürece rahatsız yaşar. İnsan sigara içtiği için konsantrasyonu artmaz, sigara içtiği için zor konsantre olur. İnsan sigara içtiği için afyonu patlamaz, sigara içtiği için afyonu zor patlar. Yani yataktan sürünerek çıkıyor olmanın sebebidir bu çubuk, ilacı değil. O yüzden sigaranın böyle her derde deva, her anı taçlandırır, becerileri yoktur. Her biri bir kandırmaca, palavra, beyin yıkamadır. Psikolojik bağımlılık da budur zaten. Yani insanların bırakmaktan korkmasının sebebi de bu saydıklarındır. Bunlar da birer psikolojik bağımlılıktır. Eğer bir insan psikolojik bağımlılıktan kurtulmayı öğrenmezse ömür boyu sigara içer. İki seçeneği vardır insanın. Ya ömür boyu özgür yaşarsın ya da ömür boyu bir çukurda madde bağımlısı kalırsın. Ve bunu belirleyen tek şey o psikolojik bağımlılıktan kurtulup kurtulamayacağındır. Bu psikolojik bağımlılıktan kendi kendimize kurtulamayız. O yüzden acil, ciddi destek gerektirir. Yoksa bu psikolojik bağımlılığı çözmeyi öğrenmezsek son nefesimize kadar sigara içeriz. Başımıza ne gelirse gelsin üstelik. Çok geldi öyle buraya. Kanserli hala içiyor. Sağ bacağının alt kısmı kesilmiş hala içiyor. Yani tadını kaçırmayayım kimsenin ama bunların olma sebebi insanlar sigara içmeyi sevdiği için bu hale düşmüyor. Psikolojik bağımlılığı bitirmeyi bilmediği için bu hale düşmesine rağmen içiyor. 19. yüzyılda tütün çiğnemek çok modaydı. Herkes tütün çiğnerdi ve o kadar sosyal kabul görürdü ki sokakta, kapalı yerde herkesin ağzında tütün var ki doğuda hala var. Çok tükürürlerdi ve o yüzden tükürük birikmesine sebep olduğu için böyle kaplar olurdu, o kapların içine tükürülürdü. Anlaşıldı ki tüberküloz yayılıyor. Tüberküloz yayıldığı anlaşılınca artık bunun havası biraz sönmeye başladı, insanlar biraz şüphe etmeye başladılar. Tam bu düşüş olurken sigara sunuldu topluluklara, kitlelere ve sigara çıkmaya başladı. Şimdi son 15-20 senedir en az olan, sigaranın başına gelen, 100 yıl önce tütünün başına gelen, tütün çiğnemenin başına gelen. Artık pek havalı değil, çok zararlı olduğu çok aşikar. Günde sırf bu ülkede 300 insanı erken öldürüyor, Türkiye'de ortalama sigara, tütün. Ve artık sigaranın başına da bu geldi ve havalı değil, moda değil. Baktılar ki bu düşüş var. Şimdi nasıl ki sigara yerine geçmişti tütün çiğnemenin, sigaranın yerine de elektronik sigara konmak istendi ve konuyor da. Ve çok az zararlı, bunda kötü bir şey yok gibi masum gösterilmeye çalışılıyor. Doğru değil. Çok zararlı, her gün zararları kanıtlanıyor. Isıtarak içmenin zararları yeni yeni ortaya çıkıyor ve madde bağımlılığını da zaten devam ettiriyor. Ya eroin kullanan birisi, şırınga kullanan birine elektronik şırınga verir miyiz? Hayır.
sigara kullanan birisine niye elektronik sigaraya teşvik ediyoruz? Yani niye ölümü gösterip sıtmaya razı ediyoruz? Niye kobaylık yapıyoruz nikotin bağımlılığına? Niçin bir maddeye bağımlı yaşamak zorunda olalım ki? En ideali, güzeli, bağımlı olmadan özgür yaşamak değil mi? Yani ya o ya bu diye seçmek zorunda değiliz. İki ucu pis değnek değil bu. Üçüncü bir seçenek daha var. Özgür olmak. Hiçbir maddeye bağımlı olmamak. Ve öyle doğuyoruz. Normalimiz o. Yani illa bu maddeye bağımlı olmalısın. Kötünün iyisi budur. Buna git demek bence büyük saçmalık. Bir insanı bir maddeye bağımlı olmaya teşvik etmek, bu maddenin bağımlılığı daha masum demek bana doğru gelmiyor. Tek doğru var. Sağlıklı, kaliteli, özgür yaşamak. Yani hak ettiğimiz gibi. Niye elektronik sigaraya kobaylık yapalım ki? 10 sene sonra dönüp bize ah pardon bilmiyorduk şuna da sebep oluyormuş demeyeceklerini biliyor muyuz? Yıllarca sigaranın zararlı olmadığını, sigaranın bağımlılık yapmadığını söylemediler mi? Yıllar önce İncil'e el basıp mahkemede herkesin gözü önünde biz nikotinin bağımlılık yapmadığına inanıyoruz diye yalan beyanda bulunmadılar mı? Ki o beyanı verirken ondan yıllar önce bağımlılık yaptığını bilmelerine rağmen. Dolayısıyla şu an az zararlı gibi sundukları elektronik sigaranın 10 sene sonra bir sürü zararı çıktığı zaman hah bilmiyorduk özür dileriz mi denecek. Dolayısıyla dediğim gibi bizi sıtmaya gösterip, ölümü gösterip sıtmaya razı edemezler. Olmamalıyız buna razı. Bir tane hayat hak ediyoruz, bir tane hayatımız var. Bunu özgür, sağlıklı, kaliteli yaşayabiliriz. Madde bağımlısı olarak geçirmek zorunda değiliz. O yüzden elektronik sigara benim için bir skandal. Bunu savunmak, insanları buna yönlendirmek, gençleri buna bağımlı yapmak için tuzak kurmak, ünlülerin, youtuberların eline para verip de onları sigaraya değil de elektronik sigaraya gidin diye yönlendirmek benim için bir skandal. Bunu kabul edeni de anlamıyorum. Bunu yapanı, onlar zaten belli. Ama bunu kabul edip, bu parayı alıp, bu parayı aldığı için çoluğu, çocuğu, gençleri bir madde bağımlılığına yönlendirmek için elinde elektronik sigarayla gözükmeyi aklım almıyor. 51 yaşını geçtim. Hala bir insan nasıl bunu yapar aklım almıyor. Çünkü o bağımlılığa yönettiğin çocuklar yarın öbür gün senin çocukların olabilir. Bunu yapanlar ister mi kendi çocukları madde bağımlısı olsun? Çünkü bu maddeye bağımlı olanlar erken ölüyor. Nokta. Bu maddeye bağımlı olan erken ölüyorsa, benim yaptığım bir davranış çoluk çocuğu bu maddeye yönlendiriyorsa ve o çocuk erken ölecekse ileride, nasıl kafamı vicdanım rahat yastığa koyuyorum? Aklım almıyor. Her seminer farklı aslında. Dışarıdan bakınca bir Alan Carr semineri daha yaptı Emre. Ama içi öyle değil. Her seminerin dinamiği farklı, her seminerin enerjisi farklı, her seminerde benim fark ettiğim şey farklı. Ben hala bir şey öğreniyorum. Ben hala her gruptan çıktığımda, ha burada bu vardı, ha bunun için Alan Carr böyle demiş, ha o yüzden kitabında bunu ya, ben hala fark ediyorum. Ben hala öğreniyorum. O yüzden baktığımız zaman ben 19 senedir aynı şeyi yapmıyorum aslında. Benim için her grup ayrı bir enerji, her grup ayrı bir öğrenme, her grup ayrı bir dinamik. Yoksa başka türlü yapılmaz. Başka türlü devam etmesi mümkün değil. 19 sene, haftada birkaç kere, her gün farklı gruplarla. Bunun tek sebebi var. Her grup farklı öğrenim. Her grup farklı deneyim. Benim için de farklı tecrübe. İşte beni devam ettirebilen bu. Bu şekilde devam edebiliyorum. Her içici kurtulabilir. Gözlerinde büyüttükleri gibi zor değil. Korkmalarına değecek çok bir şey yok. Ben onlara sigara içmeden sigara içtikleri hayatta aldıkları keyiften daha çok keyif almayı öğretebilirim. Ben onlara sigara içmeden sigara içtikleri hayatta yaşadıkları rahatlamadan daha çok rahat ve stressiz yaşamayı öğretebilirim. Bunu öğrenebilirler. İrade gücüyle ilgili değildir. Bu psikolojik bağımlılığı öğrenmek zorundalar. Nasıl çalışıyor bu bağımlılık? Nasıl bitirilir? Bu ikisini öğrenirseler kalıcı kurtulabilirler. Herkes kurtulabilir. Değmez kaçtıklarına, değmez ertelediklerine. Ben seviyorum, ben hazır değilim. Ömrün geçer bir çukurda. Bazıları böyle gökyüzünde yıldızlarının belli bir sıraya dizilmesini bekler.
Merkür itecekmiş, Venüs çekecekmiş, böyle şeyler beklerler. Gerek yok, çukurda yaşıyorsun. Çıkış çok kolay. Adım atsınlar. Denemeyi değil ama yapmayı öğrenmeleri lazım. Bir 5-6 saat seminer bu. Ve bu 5-6 saatte kafada bitirmeyi öğrenecek. Geldikleri zaman sigaralarıyla geliyorlar. İçici olarak geliyorlar. Ve ortalama 30-40 dakikada bir sigara arası veriyoruz. Dolayısıyla tek blok bir 5-6 saat değil bu. Sigara aralarına çıkıyorlar ve aralarda ufak deneyler yapıyoruz. Hem gün boyu sigaralarını içmeye devam ediyorlar, hem de bu deneyler sayesinde anlattıklarımızı daha iyi anlıyorlar. Kısacası gün boyunca aralarda içe içe kafada bitirmeyi öğrenip sonra burada bizimle sonuncu sigaralarını içiyorlar, paketlerini atıyorlar ve sigara içmeyen bir insan olarak çıkıyorlar. Bazıları şöyle düşünür, 6 saat yeter mi buna? O dışarıdan bakanı 6 saat. Biz o 6 saatin içinde 40 yılı anlatıyoruz. Biz 40 yılın hap gibi 6 saate dönüştürülmüş halini veriyoruz. O yüzden fazla fazla yeter. Sigaralarını alsınlar yanlarına, korkularını alsınlar yanlarına, ayakları geri geri gelse de adım atsınlar. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok çünkü.